Maraş başladı gözlerimde tüter, ah dizimde, ah dizimde. Göksünün havası başka, insanı getirir aşka. Andırın doktoru derler, tirşini yesem keşke. Andırın doktoru derler, tirşini yesem keşke. Oyan işler nakış nakış, Maraşlım bu nasıl bakış. Bana köye gel diyorlar, gelemem yolları yokmuş. Bizim ellere hoş geldiniz efendim. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı bir köyümüze gideceğiz bugün. Ve Hacı Godalak, Godal Köyü, Hacı Godal Köyü. Ve öyle bir yere geldik ki sevgili izleyenler, su şırıl şırıl akıyor. O kadar hoş kulağa ses geliyor ki. Buradan karşıya baktığımız zaman Küçük Çamurlu Köyü var hemen bu arka tarafımızda ve biz buradan bu tarafa doğru döneceğiz. Hacı Godal Köyü'nü bugün izleyeceğiz, gezeceğiz, muhabbet edeceğiz, sazımızı çalacağız, söyleyeceğiz. Hep beraber dolaşalım şöyle, bakalım ne güzel şeyler varmış oralarda. Avşın Elbistan'ın düzü, Ilıcası ekin özü. Eğer suyundan içersen içerinde kalmazsız. Eğer suyundan içersen içerinde kalmazsız. Değerli izleyenler, Göksun'dan 30 kilometre yolları dolanı dolanı ormanların içine aşağı Hacı Godal Köyü'ne geldik. Köyümüzün güzel insanları da bizleri burada karşılamışlar. Sağ olsunlar, oturuyorlar. Şöyle bir varalım. Selamun aleyküm. Bana köye gel diyorlar, gelemem yolları yok. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet değerli izleyenler, şimdi biz değerli amcalarımla biraz sohbet edeceğiz. Programımız devam edecek efendim. Efendim şimdi Hacı Godal Köyü'ndeyiz. Öyle bir yere çıktık ki toprak evin dam derler burada değil mi? Evet, dam mı derler? Dam derler. Toprak evi güzel. Damın üstündeyiz. Manzaramız çok güzel. Değerli amcalarımla beraber şöyle bir güzel bir sohbet edelim dedik. Amca isim neydi? İsim Belboz Doğan. Hacı Godal Köyü sakinlerinin Belboz Doğan. Öyle mi? Evet. Ne işler yaparsın? Çiftçilik yapar köyde. Köyde. Evet. Köyümüz çok güzel ya. Böyle manzaralıymış köyümüz ya. Hacı Godal köyümüz, buz gibi suyumuz. Kendimiz köylü ama şehirlidir huyumuz. Şehirli mi huylarınız? Huyumuz şehirli, yani yakın yani. Öyle diyelim. Sağlık. Peki, türkü de söylüyor mu?
Çünkü de seni kırmayan bir dörtlük söyleyeyim. Bir dörtlük değil, iki dörtlük de söyle. He. Tamam mı? Maraş, Maraş derlerde kardeş. Bu nasıl Maraş, bu nasıl Maraş? Alganlar içinde can veren kardeş. Kardeş kalk gidelim, yoldaş kalk gidelim. Bir an olmuş hanemize dönelim. Viran olmuş hanemize dönelim. Ufacık taşınla bina yapılmaz. Pencerem yüksektir, yere bakılmaz. Bir sen ölmeyle de kardeş, koca Maraş yıkılmaz. Kalk kardeş gidelim, yoldaş gidelim, bir an olmuş hanemize dönelim. Yeter mi? Vay be, ağzına sağlık Belam abi. Gerçekten sende iş varmış ha. Sesin de güzel, sesin de güzel. Oluyor işte bazen eskiden köylerde bazen şey yapıyor. Muydum yani? Eskiden de ufak tefek böyle bir şeyler çobanlık yaptı ya çobanlık. Yaptık, çobanlık da yaptık, çiftçilik de yaptık. Her işi yaptık yani. Gurbetçiliğim de var. Gurbetçiliğim de var. Zaten iki sene de şeye gittim, Libya'ya gittim. Çalıştım. Vay be, vay be. Peki teşekkür ediyoruz. Bir ağzına şey sağlık. Sağ olun. Vela abicim sağ olasın. Hoş geldin, sağ olun. İsmin ne canım? Abdullah. He? Abdullah. Abdullah. Kimin oğlusun sen? Muhtarım. He? Muhtarım. Kimin? Muhtarım. Muhtarım oğlusun. Sen de türkü söylüyor musun? Hı. Söylemiyor mu? Baban mı söylüyor? Muhtar söylüyor mu? Ha tamam, biraz sonra görüşürüz ondan sonra, tamam. Teşekkürler canım. Okula gidiyor mu? Evet. Kaça gidiyorsun? Bire. Bire mi gidiyorsun daha? Evet. İyi o zaman. Okulu hiç kaçırma. Her gün okula git, tamam mı? Tamam. Tamam. Evet değerli izleyenler, şimdi bir amcamızın yanına daha doğru gideceğiz. Burada maşallah sesler de kibar yani. Sesler de güzel. Evet şöyle doğru yaklaşalım. Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Şapkasını sevdiğim, ismin neydi? Kahramanmaraş, Göksun, Hacı Kozal köyünden Mustafa Oliver Uzaktürk, 1957 doğumlu. Oo, maşallah ne güzel künye o der ya. Buyur efendim. Abicim, nasılsın, iyi misin? İyi günler efendim. Halın hatırını soralım sen ya. Sen nasılsın efendim? Allah razı olsun, sağ hoş olasın. Geldin, şeref verdin köyümüze. Teşekkür ederiz, sağ olasın amca. Sağ ol efendim. Biz de geldik işte bu sizin köyünüzü gezelim. Aksu TV'de program yapıyoruz biliyorsunuz. Teşekkür ederim. İzliyor musunuz bizi? İzliyoruz efendim, izliyoruz. Bizim Eller programı. He. Peki nasıl, güzel mi, hoş mu? Normal, kendi halinde bir görev yapıyor efendim. Her kişi görevini hor bakmıyor. Yani izliyor mu programı? İzliyorum tabii, marasır izliyorum. He, öbür hafta da sen... İşimiz olmadığı izle. Zaman izliyorum efendim. İşimizin olduğu zaman çobanık, köylüyük efendim. Ağzına sağlık. Sağ ol efendim. Şimdi seni duydum ben, güzel türkü söylüyor dediler. Türkü söylemeyeyim de sana bir şiir okuyayım. Şiir mi okuyorsun? Ha. Nasıl okuyorum şöyle? Valla bir Yaşar Çulcu vardı. 1970-80 arası. Ondan bir şiirim var benim. Onu sana ara sıra da 23 Nisan'larda söylerim. Gene de bir senin hatırınızı söyleyeyim efendim. Ha söyle bakalım, buyur dinleyelim. Tamam ben tutarım şöyle. Söylersen. Unutma. Bir avuçtan fazla insan değildik. Dünya bize düşman oldu, yenildik. Şanlılar şan vermişti eski Türk. Topumuzu küveyimizin aldılar. Ülkemize Yunanlıyı saldılar. Anadolu baştan başa hep yandı. Bayrağımız siyah kana boyandı. Minarelerin doğuları var gibi. Bizi kurtar ya Rabbim, bizi kurtar deyip o yıldan şehirlere kapandı. Oğul olan baştan başa vatandı. Her yer siyah kıtada, için için gönlümüze bir ateş yandı. Yandı yandı bu alev, bütün gönlümüze eğlendi. Ey Türkoğlu, ibret olsun bu sana. Yabancıyı sakın lütfen koyma vatana. İçindeki soruları unutma. Saygılar, sevgiler efendim. Teşekkür ederim. Evet, sağ ol canım benim.
Sende de iş varmış. Ya niye var, de? Var. İçinden kaynayıp geliyor niye böyle. De? Okuyamadık efendim. Babamız bizi okutmadı. Batamatiğimiz o bakı türkü söyleyen arkadaşla benim 0-0 kaç eder, 0 eder diyen çıkardık efendim. Bize soru sormazdı öğretmenlerimiz ama babamız fakirdi, okutamadı efendim. Vallahi bence hayat fakültesini bitirik gibi görünüyor. Vallahi okursak da en azından öğretmen olurduk efendim. İşte ne yapalım efendim, kaderimiz karınca efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, efendim. Yüreğinize sağ olun. Sağ ol efendim. Evet, şimdi muhtarımıza dönelim şöyle bakalım. Muhtarımızla da sohbet edelim. Muhtarım, biz daha tabii ilk defa geliyoruz köyümüze. Evet. Köyümüz de bayağı uzakmış. Yani Göksu'ndan buraya 30 kilometre. Kıvrım kıvrım yollarla geldik böyle ormanların içine doğru. Ama manzara deyince çok güzel. Doğa deyince çok güzel. Evet Nur Hocam, öncelikle hoş geldiniz. İsim neydi muhtarım? İsmim Ali Atlı. Benim ikinci dönemim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Köyüm adına. Sağ olun. Evet, Göksu'nun en uzun yollarından biri. Köy olaraktan tabii ki. Şimdi mahalle oldu. Mahalle adını anlıyoruz. Evet. Göksu'na en uzak yollardan biri Hacı Kodal yolu. Doğası zor ama seyretmesi güzel. Manzara güzel. Manzara güzel. Doğası çok harika. Dağlarını görüyorsunuz. Yeşil. Sürekli. Yazlı kışlı yeşili gitmez buranın. Maşallah. Niye? Çam ormanı olduğu için, artı ardıçlar olduğu için bizim buraları biliyorsunuz. Evet. Yazın da meşe, meyve olunca doğanın yeşili hiçbir zaman gitmiyor. Ne meşhur buranın? Buranın başta gelen meşhurluğu kirazıdır. Müthiş kirazı vardı. Türkiye'de birçok yerlerde bilirler, bildikleri zaman da buraya bir sene yedikleri zaman sürekli isterler kirazımızı. Çok güzel kirazlarımız var. Keşke biraz daha sonra mı gelseydik? Aslında biraz zamanı bu programı biraz acele etmedik. Aslında yani zamansız oldu. Acele etmedik ama zamansız oldu. Neden zamansız oldu? Şu anda benim köyüm gurbetçi. Evet. Genelde gurbetçi. Sürekli dışarıda çalışırlar. Gençlik yok. Hep ihtiyar görüyorsunuz. En gençlerinden birileri de benim bu köyde. Genç muhtarsın yani, belli. Evet. Maşallah. Biraz genç gibi görüyoruz ama yaşlandık artık. Maşallah. 6. ayın 25'i 7. ayın 25'ine kadar bizim burada kiraz olur. 6. aydan 7. ayın 25'ine kadar kiraz maşallah olur. 6. ayın 10'unda başlar. Yani. Evet. Başlar 8. aya da kirazımız olur. Kirazımız bitmez. Çünkü yukarıdan aşağı indik, geldik beraber, gördünüz. Evet, evet, gördüm. O yukarıdaki çiçek açmış önce kirazlarımız şu anda. Evet, bir taraf çok çiçek, bir taraf döktü. Çiçeklerini döktü. Evet. Bu aşağıda döktü, buralar. Ha, yavaş, yukarılarda çiçek var. Yukarılarda çiçek var onun için. Evet. Rakamı buranın 1300 şu an olduğumuz yer. Deniz seviyesi. Aşağılarımız 1000'e kadar iniyor. Evet. Deniz rakamımız. Evet. Hayvancılık, köyün gelir kaynaklarından biri, çiftçilik, öyle aşırı bir gelir değil de sadece vatandaş kendisini idare edebilecek şekilde köyde kalan insanlarımız. Evet. Dışarıdan da çoluğun çocuğunun yardımıyla bu köyde hayata kalmaya çalışan bir halkımız var. Kaç hane sizin burası? Burası 150 hane. 150 hane, nüfus? Nüfus şu anda 500. 500 civarı. Ama köyümüz çok aşırı dağınık. Görmüşsünüzdür yolun kenarlarındaki hep Hacı Kodal Ayı'dır. Yolun evet, geçince en toplu yerde burası mı? Evet, köyümüzün merkezi kuruluşu burasıdır. Köyümüz 1703'te muhtarlığa kurulmuş. Maşallah. Tarihte çok derin. 1703'te. Yani tarihi bir köy yani. Evet, tarihi köy. Ondan beri de insanlar dağılmışlar geri. İlk kurdukları yer burası köyün merkezi olaraktan. Şurada eski camimiz var görebilirseniz. Kamera çekebiliyorsa. Biraz sonra bakarız, çekeriz. İnşallah. Burası evet, yeni camimiz. Buradan dağılmış vatandaşlar geri sahaya sonra hayvancılık yapmak için. Evet. Bu şekilde köyümüzün durumu. Vallahi ne diyeyim muhtarım, helal olsun sizlere diyorum ben. Buralarda yaşamak bir taraftan zor, bir taraftan da çok güzel. Burada yaşama anlatmak zor. Anlatmak ama yaşamak güzel, kolay, yani güzel. Ama bir de o kadar da zorluğu var tabii işte ki. İşte onu dedim yani. Hem ama güzel, yaşamayı kelime olaraktan anlatamazsın burada. Allah razı olsun muhtarım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diliyorum. Evet, programımız devam edecek efendim. Değerli izleyenler, yine bir damın başındayız. Ve değerli dostlarımla beraber bir de türkü istediler bizden. Ozan olup da burada türkü söylemeden geçmez dediler. Biz de dedik ki bir tane biz söyleyelim. Evet, şimdi yanımızda bizim arkadaşımız var. Bizim buraya gelmemize sebep olan
Çok değerli bir arkadaşımız var. Efendim siz nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun, sağ olasın. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Ne demek ya, görevimiz. Allah razı olsun. Şimdi ben bir mikrofonumuzu siz tutun. Ben bir tane güzel bir türkü söylemeye çalışayım. Tamam. Dost dediğim hallerime sormaz ise sormasınlar. Dost dediğim hallerime sormaz ise sormasınlar. Bir garibim, bir insanım, görmez ise görmesinler. Bir garibim, bir insanım, görmez ise görmesinler. Satılmaz ki satın alan. Aradım nerede bulam, satılmaz ki satın alan. İstediğim tek bir selam, vermez ise vermesinler. İstediğim tek bir selam, vermez ise vermesinler. Kaderden yazım karamı, yandı ciğerim çıramı. Kaderden yazım karamı, yakmam ciğerim çıramı. İnsanlık için yaramı, sarmaz ise sarmasınlar. İnsanlık için yaramı, sarmaz ise sarmasınlar. Nurum için öyle dolu, istemedim sizden halı. Altımıza kara çulu, sermez ise sermesinler. Altımıza kara çulu, sermez ise sermesinler.
Teşekkür ederim üstadım. Ellerine sağlık hocam. Allah razı olsun hepinizden de. Ellerinize sağlık. Şimdi dedik ya altımıza Karaçulu sermezse sermesinler. Biz elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Şu memleketimizde ne var ne yok tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz da çalışıyoruz. Yani bir şeyler yapıyoruz. Bu memlekete biraz katkılar olsun diye. Bizler de işte bazıları görmüyorlar. Biz de diyor ki görmeyenler de görsünler diyoruz. Evet şimdi Allah razı olsun. Değerli izleyenler yanımızda bir şairimiz var. Çok değerli, çok kalemi güçlü bir şairimiz. Ondan da güzel bir eser alalım bakalım. Ne demiş Göksu'nun Taşoluklu kardeşim, aşığımız, şairimiz. Sizi bir tanıyalım şairim ya. Ben 1966 doğumlu Göksu Taşoluk. Eskiden Belde'ydi, şimdi mahalle. Oradayım, orada ikametgah etmekteyim. Yalnız şiire çok küçük yaşlarda başladım. Biraz da aileden gelen bir gelenek gibi olduğu için yani çok küçük yaşlarda başladım. İki kitabım var. Üçüncüye de hazırlanıyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Ya şiir buralarda çok farklıdır. Doğaya baktığınız zaman buradaki insanların nasıl yaşadığını görüyorsunuz. Ya acımasız bir coğrafya bura. Burada eskiden insanlar birbiriyle işte söyleşerek, muhabbet ederek, mani, şiir okuyarak vakitini geçiriyordu. Televizyon yoktu. Evet. Bir kültür oluşuyordu ister istemez. Ama şimdi işte televizyon girdikten sonra bu kültür bitti. İşte Karacaoğlan'ın da gelip geçtiği yerler buralar. Kültürümüzü bitirmemeye çalışıyoruz. Biz de işte demek istediğimiz odur. Bak biz ne yapıyoruz? Kahramanmaraş'tan bura 100-130 metre, 100 kilo, 130 kilometre civarında, değil mi? Doğrudur. Doğrudur. O civardadır. Biz de bak ne yapıyoruz? Yorulmadan, osanmadan gelip köylerimizdeki bu güzel insanları, bak ne kadar güzel, kalpleri temiz, duygulu bir insanlar. Buraların insanları hep duyguludur yani. Biz de geliyoruz, bak burada sizleri, yani arkadaşlarımızın hepsini burada görüyoruz, hal hatır soruyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Bizim bu kültürümüzü aslında bilen biliyor. Yani bilen biliyor. Ama işte çağ farklı bir çağ. Eskiden insanlar burada köy odaları olurdu. Muhtarım da iyi bilir. Orada toplanırlar, her türlü muhabbetler, atışmalar, sözler söylenirdi. Şimdiki yeni nesil tabii teknolojinin neşeyle bunlar kayboldu. Tabii biraz da üzücü. Ama maalesef öyle yani. Ama biz de elimizden geldiği kadar bu kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz. İnşallah, inşallah. Ayağınıza sağlık, emeğiniz inşallah yerini bulur. İnşallah. Şimdi ne bize güzel bir eserinden... Vallahi şimdi tabii bu ortamda, bu ortama uygun bir şiir okuyalım. Evet, buyurun. Nasıl çekem zalim gurbet kahrını, bebek dağı bölük bölük kar şimdi... Hasret bardağına doldur zehrini, gözü yaşta, gönlü darda yar şimdi. Özlemişim çakılının başını, kayasını, toprağını, taşını. Anam yağlamıştır bulgur aşını, yumruğuyla baş soğanı kır şimdi. Derelerden kar suları akıyor, o akışlar yüreğimi yakıyor. O yar şimdi yollarıma bakıyor, yeter gayrı, yeter gayrı der şimdi. Yağmur yağsa, iliğe dek ıslansam, yorulup da mıklı çama yaslansam. Yağmur yağsa, iliğe dek ıslansam, yorulup da mıklı çama yaslansam. Duyar mı ki nazlı yâre seslensem, ne söylesem gurbet elde sır şimdi. Evet, buna ne diyebiliriz? Bir alkış yapalım buna. Gerçekten çok güzel. Öyle anlatmışsın ki yani tam böyle vurucu noktalarından vurmuşsun. Yüreğine sağlık. Sağ ol. Allah sağ ol, razı olsun. Teşekkürler. Diyorum. Sağ ol. Evet işte bizim memleketimizde böyle şairler vardır. Bu şairlerimizi daha elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalışacağız. Çok şairimiz var. Kahramanmaraş'ın her yerinde şairimiz var. Bak uzağa geldik diyoruz. Göksu'nun 30 kilometre dağların arasında bir köy ki burası.
Ve burada da saz çalan aşıklarımız var. Muhtarımız bile saz çalıyor. Birazdan ona da söylettireceğiz inşallah. Muhtarım öyle deme. Evet. Hocam beni yormasanız iyi olur bu konuda, aslında çok o kadar tecrübeli bir sanatım yok benim. Biz burada yarışma yapmıyoruz. Gerçekten muhtarım buranın havasıyla, suyuyla, her şeyle, doğasıyla bütün izleyicilerimize göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Şimdi fazla sözü uzatmayalım. Burada bir aşığımız varmış. Ben şöyle yavaş yavaş bir yer değişelim. Yer değişelim. Şöyle geçelim ben. Şu sazımızı da alalım, bir akortu yapana kadar şöyle az bir ara verelim. Evet. Programımız az sonra devam edecek efendim. Efendim şimdi sazı da eline verdik. Bir abimiz var burada. Abimiz, isminizi alabilir miyiz? Abdullah Bilgeç. Abdullah efendim. Bilgeç. Bu Kodalak köyü mü? Kodala mıydı burası? Acı Kodal köyü. Kodal. Kodal köyü efendim. Buralısınız? Evet, burada doğma büyüme buralıyım. Saz da çalıyorsunuz tabii ki, elinize aldığınıza göre. Ufak tefek ozanların olmadığı yerde çalıyordum aslında da, şimdi ters yakalandık. Yalnız önce şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehitlerin yakınları biliyorum üzüntülü, ama biz de onlardan daha üzüntülüyük. Evelallah, inşallah hepinin üstesinden gelecek. İki kıta bir şey söyleyeyim hazırdan. Benim boğazım da ağrıyor. Geçmiş olsun. Evet. Buyur bakalım, saza vur bakalım şöyle, dertli dertli. Daha önceden haberim olsa ya da hazırlanırdım. Hazırlıksız yakalandık. Vur bakalım şöyle. Yoktur mecalim, takasız kalmışım, yamandır halim. Seninle beraber arımla balım, lütfedip cemalin göster efendim. Seninle beraber arımla balım, lütfedip cemalin göster efendim. Bu kadar mı abicim? Fazlasına gücüm yetmiyor. Mecalim kalmadı diyorsun. Ses tellerimde yani. Bir anormallık oldu. Evet, bir alkış istiyoruz. Ben de teşekkür edeyim alkışlarınıza. Sağ olun, var olun. Benden sormak istediğiniz tüm soruları sorun. Hatta konuklar da sorabilir. Güzel soruları cevaplamanın meraklısıyım ben. Efendim. Tamam, senden biraz sonra sorarım ben sana. Evet. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, programımız Kodalı köyünden devam edecek. Kodal köyünden. Hacı Kodal köyünden devam edecek. Evet, evet, az sonra. Köye geldi yollar, gelemem yolları yokuş. Aşın elbistanın düzü, ılıcası ekin özü. Eğer suyun dar içersen içerinde kalmazsız. Eğer suyun dar içersen içerinde kalmazsız. Oyan işler nakış nakış, Maraşlım bu nasıl bakış.
ama köye gel diyorlar, gelemem yolları yokuş. Bana köye gel diyorlar, gelemem yolları yokuş. Hacı Gödel köyünde bir teyzeye rastladık. Şimdi varalım, ne yapıyormuş bir teyzem. Teyze kolay gelsin, burada elinde hoş kürek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teyze. İsim neydi sizin? Döndak Deniz. Döndü Akdeniz. Ne yapıyorsun burada böyle? Burada suyu ark yapıyorum, su bahçeye gidiyorum. Yap da bir bakalım nasıl yapıyorsun ya. Bak. Böyle yapayım böyle. Böyle yapayım. Teyzeciğim kaç yaşındasınız? Yani 63 yaşındayım. 63 yaşındasınız, böyle belliyorsunuz. He. Sen şunu tut bakayım. Buyur. Ben de belleyebilir miyim? Ne bileyim, bak bakayım mı? Ben de yaparım ama bunu, değil mi? Bak. Tabii, yumuşak. He, yumuşakmış ya. He. O zor değilmiş. He. He. Evet. Eline sağlık. Sağ olasın. Teyze senin herif nerede herif? Herim hasta buralarda. Buralarda mı? Nerede? Buradaydı. Buraya aşağı gitti şimdi. Buradaydı. Ne yapıyorsunuz buralarda? Burada. Derenin dibinde burası ya. Öyle bir yerimiş ki. Güzel yerimiz. Yeriniz çok güzel. Manzara o kadar güzel ki. Güzel yerimiz. Ama yollarınız biraz hoş değilmiş ama. Tabii. Onu da bir gün yaparlar. Yaparık. Allah izin verirse. İnşallah teyzeciğim. Kolay gelsin diyoruz size. Sağ olun. Size de Allah işinizi rast getirsin. Gurbette akrabaların var mı? Kayseri'de oğullarım dördü de. Selam gönder bakayım, böyle bir bay bay yap onlara. Çocuklarıma. İsimleri ne? Tuhan, Abdullah, Cezmi. Kayseri. Mehmet, Kayseri'deler. Kayseri'deler, hep selam söyleyeyim. Tamam, hoşça kal teyzeciğim, güle kolay güle gelsin. Sağ ol, güle güle. Evet değerli izleyenler, Göksu'na bağlı Hacı Kodal köyünün alt kısmında bir yerdeyiz ki iki derenin, iki suyun birleştiği bir yerdeyiz ve Payam köyü daş dibi diyorlar bu taraftan gelen bu suyun, bu taraftan gelen suya ve bu taraftan da gelen Hacı Kodal deresinden gelen bir su. O kadar mükemmel bir yer ki burası. Biz de tabi böyle yerleri görmüşken sazımızı da aldık, şimdi çıkacağız buradan, güzel türkü söylemeye gideceğiz. Biraz sonra görüşürüz inşallah. Evet dedik ya, saz çalmaya gideceğiz.
derelere yukarı dedik, çınarları gösterdik, suyun birleştiği yeri gösterdik. Yolda giderken dikkatimizi bir şey çekti. Gerçekten Kahramanmaraş'ta fındık bir köyde yetişiyordu, onu biliyorduk. Kalaya köyünde, Kalakaya köyünde. Bir de burada Hacı Kodal köyünde gerçekten çok fındık var, bayağı var. Tabii muhtarımla soracağım ne kadar olduğunu, ne kadar yetiştirdiklerini, ama gerçekten şu gördüğümüz fındık ağacı buralar, komple fındık ağacı. Bu bölge inan ki Karadeniz bölgesiyle aynısıdır yani. O kadar güzel bölge ki biz de hayran kaldık tabii ki. Fındık ağaçları, manzarası, yeşillik, her yer yeşil bir yer. Çok da hoşumuza gitti. Bakalım daha neler olacak. Biz saz çalmaya gideceğiz. Bir şelale varmış orada, orayı göreceğiz. Bir gezelim bakalım. Değerli izleyenler, şimdi dedik ya fındık ağaçlarının vadisinin olduğu bölgeye yukarı geldik, böyle güzel bir yerlere yukarı, sular aka aka, bizler de baka baka dedik. Ve suyun gözünü de gördük, çok güzel yarpız topladık, mükemmel bir yer. Kiraz ağaçlarının içinde birkaç abimiz var burada, onlarla beraber aşık şair dediğimiz Figani kardeşimizden güzel bir şiir alalım. Bu çiçeklerin arasında daha güzel gider. Buyurun. Evet, biz de sizlere eşlik ettik bugün. Coğrafi şartların ne kadar olumsuz olduğunu sizler de gördünüz. Buradaki insanların bu şartlarda geçim çıkarttığına şahit oldunuz. Biz de işte Anadolu insanını biraz tasvir eden bir şiir okuyalım. Ben Anadolu çocuğu. Daha altısında çökerdi geçimlerde sırtımıza bir dağ gibi. Aç kurtların kol gezdiği dağlarda koyunlar kuzular otlatırdık hem de hiç korkmadan. Ya yiğitliğimizdendi bu ya da çocukluğumuzdan. Büyüdük, delikanlı olduk, bu sefer de vatan derdi bir güzele delice sevdalanmadan. Serhat boylarında yaşardık sevdanın en güzelini ve türküler söylerdik. Yemen'e gideni gelir mi sandın? Ne mübarek gidişti o dönüşü meçhul yola. Müjde verirlerdi annelere oğlunun şehadetini. Sevinçle acıyı bir arada ancak böyle yaşardı insan. Ve derlerdi anneler vatan kadar büyük sözü, vatan sağ olsun. Figani kardeşim çok teşekkürler. Yüreğine sağlık. Vatan memleket için o içinden gelen şiirler, nameler. Gerçekten her insana yapamaz bunu. Ağzına sağlık diyorum. Allah razı olsun. Gönlüne kuvvet versin Allah'ım. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, şimdi biz de bu şiirin üzerine güzel bir türkü söylemeye çalışalım. Geleceğim belli değil. Hakkınızı helal eylen. Geleceğim belli değil. Tozlu yolda soruyorum, gönül dostum.
dostum arıyorum, bulacağım belli değil. Gönül dostum arıyorum, bulacağım belli değil. Kimseler kalmasın darda, daha kötüsü var bir de. Dağlarda yollarda nerede, öleceğim belli değil. Dağlarda yollarda nerede, öleceğim belli değil. Barıma bir ateş düştü, nurum yana yana biçti. Ömrüm ağlamakla geçti, güleceğim belli değil. Ömrüm ağlamakla geçti, güleceğim belli değil. Yüreğine, sazına sağlık. Teşekkür ederim şairim. Sağ olasın, var olasın diyoruz. Burada bir abimiz var. Elinde bıçkı, destere var değil mi abi? Abi sizi bir tanıyabilir miyiz? Şöyle beri gel, az beri gel. Tamam, o oradan konuş, oradan ha. Ne konuşayım? Sizi bir tanıyalım. Ha, tanıyız. Hacı Kodal'ın Bor Mahallesi'nden Halioğlu Hasan Tezer. Evet. İşimiz gücümüz burada yaşamak, kirezlere bakmak, cevizlere bakmak, bağ bahçe ekmek. Sesine ne oldu sesine? Sesim üşüttüm. Her zaman böyle sadece geçici mi bu? Geçici değil, her zaman böyle. Geçmiş olsun diyoruz. Ama diyorsun ki işte kirazlara bakmak, cevizlere bakmak gerçekten yerin mükemmel bir yer. Teşekkür ederim. Şu gördük biz böyle, şu kiraz ağaçlarına bir bak, maşallah çınar ağacı gibi, ceviz ağacı gibi büyümüş. Çok sağ olun. Allah kolaylıklar versin diyoruz. Uzun uzun ömürler versin bu güzel yerlerde. Bizlere de nasip olsun. İnşallah. Beklerik. Evet değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Teyzeciğim. Buyur yeğenim. Muhtar senin oğlun değil mi? Oğlum benim. Öyle mi? Oğlum benim. Peki, peki. 7 oğlan, 3 kız. Dünyaya gelen. Muhtar da benim oğlum. Muhtar da senin oğlum. İsim neydi senin teyzeciğim? Elif Atlı. Elif Atlı. Evet. Atlıların, Muhtar'ın baba, annesi. Annesi. Annesisin. Peki, şimdi sen bir köylü olarak düşün. Muhtar'ın annesi olarak değil de, köyün eze muhtar hizmet ediyor mu? Nasıl? Memnun musun muhtarlıktan? Muhtarlıktan memnunum. İki de hurum muhtara, köylere muhtar şey etmezse. Hürmet etmezse, hizmet etmezse, hizmet, hürmet. Herkes için hizmet, hürmeti var. Allah'a şükür. Yani o yapmazsa ben yaptırırım diyorsun yani. Evet. Yani memnunsun muhtarım. Memnunum. Ya öyle demiyorlar ya. Muhtar iyi değil diyorlar ya. Desin. Onlara sen kulağı asma desin. Ben kendilerine belirinin büyütmüşüm. Kim diyor biliyor musun? Ne diyor? Muhtar mı diyor? Yok yok. Şurada bir gelinin var ya. O diyor. O der o. Bir soralım. Bir de ona soralım. Gelinler kulağı asma sen. Karılar her zaman cazı olur gelinlerin yanında. Bilmiyor musun? Yenge muhtardan memnun musun? Memnunum Allah'a şükür. Bir sıkıntımız yok. Ya desene memnun değilim diyor. Yok açık vermeyelim fazla.
Peki nasılsınız? İyisiniz inşallah değil Allah'a mi? Allah'a şükür hamdolsun. Allah'ın verdiğine şükür. Bundan aşağı koymasa ne mutlu günlerimize. Önce komşuyu, sonra bizi, askerimizi, ordumuzu, milletimizi, devletimizi. Allah'ım esirgerse ne mutlu bize. Allah razı olsun teyzeciğim. Allah razı olsun. Sizden de ayaklarınıza sağlık, gelenlerin, gidenlerin, babanız rahmet olsun, atanız rahmet olsun. Teşekkürler ablacığım. Sağ ol. Allah razı olsun tekrar. Sizin bir son olarak söylemediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz. Yok. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Muhtara bir şey söylüyor musunuz? Yok. Ona ayrı söylerim özel. Ha, o zaman kendine söyledim. Tamam peki. Peki evet. Değerli izleyenler programımızın sonuna doğru yaklaştık. Birazdan muhtarımızla bir sohbetimiz olacak. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. Değerli izleyenler, Göksünümüzün güzel köyünü gezdik, dolaştık. Hacı Kodal'dı değil mi? Hacı Kodal. Hacı Kodal. Sabahtan beri Hacı Kodalak diyesim geliyor da o yüzden diyorum evet, muhtarım. Hacı Kodal köyümüzü gezdik, dolaştık, sohbet ettik, sazımızı çaldık ve programımızın sonuna geldik. Şimdi muhtarımla biraz sohbet edeyim ben. Muhtarım. Evet, son olarak söylemek istediğiniz var mı bir şey? Son olarak söylemek istediğim en önemli konulardan bir tanesi şu. Böyle kırsal köylerdeki örf ve adetlerin kültürümüzdeki olan bazı güzel şeylerin kalktığını görüyoruz son zamanlarda. Özellikle insanların iletişimi sanal alemden olduğu için, teknolojiden olduğu için böyle şeyleri çok görmek olmuyor. Topluluk, beraberlik fazla görmüyoruz. Ama böyle programları da görünce biz daha memnun oluyoruz. Öncelikle köy çocuğu olduğumuz için böyle şeyleri evet. Çok seviyoruz. Sizlere de bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Allah yardımcınız olsun diyorum. Gönül dostumuzsunuz. Programımızı da severek izliyoruz. Teşekkür ederiz muhtarım. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz.
Evet, şimdi bize sabahtan beri eşlik eden değerli kardeşim Yusuf Bey. Evet. Sizin peki gördük bugün zorlukları biz gördük, kolaylıkları da sizler görün değerli izleyenler. Onun için ne düşünüyorsunuz? Vallahi güzel bir program oldu. Aksu TV'ye, çalışanlarına, özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Göksünümüzün Hacı Kodal köyünü tanıttık bugün. Yani izleyiciler için güzel seyirler dilerim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Otel Sarıoğlu kardeşim. Evet. Sağ olasın. Her zaman Göksu'da bizim bir kardeşimiz var, onu biliyoruz. Allah teşekkürler Allah. Her şey teşekkür için. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, şairimle de bir son röportajı alalım. Var mı bir söyleyeceğim bir vallahi şey? Vallahi şimdi artık bu görüntüler bu görüntüler artık her şeyi anlatıyor. Evet. Kendi tabiriyle. İşte coğrafyayı gördünüz. Acımasız bir coğrafya, çok güzel insanlar. Evet. Buna rağmen işte Anadolu insanı budur. Anadolu insanının da hakkını yememek lazım. Ne şartlarda yaşadığını gördük. Bunlar da zaten bizim şiirlerimizde esin kaynağımız oluyor çoğu zaman. Biz de çok memnun ayrılıyoruz. Muhtardan da Allah razı olsun, bizimle beraber oldu. Gereken ne varsa onu da yaptı. Evet, biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber bugün şiirinizle bize eşlik ettiğiniz için sağ olun kardeşim. Sizler Allah razı olsun. Sağ olun. Allah sağ olun. Yolunu açık etsin sizin de diyoruz. Cümlemizin. Gönlüne kuvvet versin Allah'ım. Amin. Evet değerli izleyenler, bugün de Bizim Eller programının sonuna geldik ve haftaya başka bir programda buluşmak dileğiyle şöyle bir el sallayalım arkadaşlar. İnşallah güzel programlar dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlu olun. Tüm güzellikler sizlerin olsun diyoruz. Maraş'ın başladı gözlerimde tüten, ah bizim.